Kararımız kesin, orası net. Erdoğan'ı kesinlikle desteklemeyeceğiz. Böyle bir ihtimal söz konusu bile değil, bu konuşulmaz. Bizim bu seçimde öncelikli hedefimiz barajı aşmak ve tabii adayımız Selahattin Demirtaş'ı ikinci tura taşımak. Bütün çalışmalarımızı buna yoğunlaştırdık. Ve bunlarda da asıl rakibimiz bizim Erdoğan ve AKP'dir. Çünkü yaptıkları ortada, sıralamaya gerek yok. Kürt sorunundan, demokrasi sorununa pek çok konuda, eğitimden, ekonomiye pek çok konuda Türkiye'yi çökerten bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu durdurmak gerekiyor. Bizim hedefimiz budur. Tartışılmayacak hedefimiz budur. Yani davranışımızın temel referansı, temel dayanağı Erdoğan'a ve AKP'ye dur demektir. Şimdi eğer Selahattin Demirtaş ikinci tura kalamazsa, ikinci tura kalacak adaylarla demokratik ilkeler çerçevesinde her türlü diyaloğa hazırız. Bunun da ilkeleri, çerçevesi aşağı yukarı bellidir. Hem partimiz bu konuda gerekli açıklamaları yaptı bugüne kadar, hangi çerçevede nasıl bir süreç istediğimizi beyan etti parti organları ve sözcüleri. Hem de Selahattin Demirtaş zaten bu konuda sürekli imkanlar el verdiği ölçüde bilgi veriyor. Kısacası biz muhalefetten kalacak adayla her türlü diyaloğa demokratik ilkeler temelinde açığız ve elbette ikinci turun anlam ifade edebilmesi için bizim barajı geçmemiz gerekiyor. Barajı geçtiğimiz takdirde ortaya çıkacak tabloda bizim davranışımızı yönlendiren bir diğer faktör olacaktır. Yani Türkiye halkları ve demokratları arasında, Türkiye'de diktatörlükten kurtulmak isteyenler arasında gerçekleşecek dayanışma aynı zamanda ikinci turun da ikinci turdaki tutumları da belirleyici olacaktır. Daha fazlasını, çok daha açık cevabı beklemek doğru değildir bizden. Yani bizim bu açıklıkta söylememizi yeterli bulmak gerekiyor. Hem diğer adayların hem de kamuoyundaki temsilcilerin, basındaki temsilcilerin bizim bu cevaplarımızı yeterli bulması gerekiyor. Çünkü zannederim yeterince açık konuşuyoruz.